Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Savunma sanayi alanında adeta bir devrim yapmış olan Türkiye'nin envanterine aldığı silah sistemleri, dünya üzerinde bulunan tüm istihbarat servisleri tarafından takip ediliyor ve şifreleri çözülmeye çalışılıyor. Peki nedir bu istihbarat servislerinin ulaşmaya çalıştığı bilgiler? Aslında biz de tam olarak sadece üretilen sistemler hakkında firmaların paylaştığı kamuya açık kaynaklarda belirtilen neyse onu biliyoruz. Bu videomuzda Türkiye'nin ürün olarak herkes tarafından bilinen ama içerik açısından en gizli tutulan 3 teknolojisinden ve bu teknolojilerin savaş alanında yarattığı farklardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Aselsan Koral Elektronik Harp Sistemi. Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemidir. Milli ve yerli olan Koral Elektronik Harp Sistemi, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için kullanılıyor. Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemidir. Milli ve yerli bir sistem olan Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşmaktadır. Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getiriliyor. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 km olduğu belirtiliyor. Koral, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretilmiştir. Ana yüklenici Aselsan olup 50 alt yüklenici ile birlikte geliştirilmiştir. Koral hizmete girmeden önce 1000 farklı testten geçmiştir. Testleri başarıyla tamamlayan Koral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Şubat 2016'da teslim edildi. Koral, yerli imkanlarıyla üretilen mobil elektronik bir harp sistemidir. Amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmaktır. Sistem, 8x8 taktik araç üzerine entegre edilmiştir. İki ana yapıdan oluşur. Koral Elektronik Destek olarak adlandırılan Koral ED ve Koral Elektronik Destek Sisteminden sonra devreye giren Koral ET, yani Elektronik Taarruz Sisteminden oluşur. Elektronik Taarruz Sistemi devreye girerek düşman radarlarının sinyallerini bozar ve bunun için karşı yayın yapar. Böylece düşman radarlarına karşı oldukça etkili bir şekilde kullanılabilir. 2015 Rus Su-24 uçağının düşürülmesi olayından sonra sınırda etkin görev yapmaya başlamıştır. Şu an için Koral, Suriye iç savaşı sebebiyle sınır ötesinden gelebilecek her türlü tehdide karşı sınıra yakın bölgelerde konuşlandırılmıştır. 12 Kasım 2020 tarihinde Aselsan'da gerçekleştirilen törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koral'ın yeni versiyonunun geliştirildiğini açıklamıştır. 2. Baykar, SİHA Yer Kontrol İstasyonları. Baykar'ın insansız hava araçları için özel geliştirdiği komuta, kontrol, haberleşme, bilgisayar ve istihbarat teknolojileri, hassasiyet gerektiren kritik görevlerde her detayın doğru şekilde analiz edilmesine imkan tanıyarak avantaj sağlamaktadır. Eş zamanlı bilgi aktarımı ve kontrol kabiliyetleriyle operasyon planlamasında hakimiyeti arttırır. Baykar'ın özgün yer kontrol istasyonları, riskli hava operasyonlarında maksimum kontrolü sağlamak için tasarlanmıştır. Yeni nesil dijital kokpit, kesintisiz iletişim kabiliyetiyle kullanıcının her türlü görev sırasında hava aracını ve faydalı yük birimini etkili biçimde kontrol etmesine imkan verir. Mobil veya sabit farklı konseptlerle harekatın ihtiyacına yönelik başarıya götürecek güvenilir çözümler sunar. Baykar Arge mühendislerinin askeri ve ergonomik standartlarda tasarladığı
tamamen yerli ve milli Akıncı Yer Kontrol İstasyonu her türlü ortam koşullarında hava araçlarının yönetimi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Baykar'ın geliştirdiği farklı yer kontrol istasyonu konsept tasarımları her görevin isterlerine çözüm sunarak icra edilmesine olanak vermektedir. Konteyner, trailer ve oda tipi olmak üzere 3 farklı Akıncı Yer Kontrol İstasyonu konsept tasarımı mevcuttur. Trailer tipi yer kontrol istasyonu görev şartlarında sahada hareket kabiliyetiyle üstün performans göstermektedir. Oda tipi yer kontrol istasyonları ile harekat merkezi içerisinden çoklu görev yapabilme yeteneği elde edilmektedir. 3 ve son projemiz Hava Soş Projesi. TUSAŞ ve Aselsan İş Ortaklığı tarafından yürütülen Hava Soş Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla başlatıldı. Havada uzaktan elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerine sahip hava soş sistemleri, Türkiye'nin savunmada dışa bağımlılığı asgari oranlara indirilmiş ülke hedefine ulaşmasında büyük katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan 4 adet hava soş sistemi tedarik edilecektir. Düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının hava savunma, erken ihbar ve benzeri tespit, teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılmaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması hedeflenmektedir. Hava soş sistemlerine entegre edilecek görev sistemleri yurt içi imkanlarla üretilecektir. Proje kapsamında teslimatlar 2023 yılında ilk hava soş sistemi hangar ve soş filo binası ile başlayıp 2025 yılına kadar devam edecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.